Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Flash Haber TV canlı yayınında Türk Yurdu Koleji kurucu temsilcisi Kerim Ünal'ın açıklamasını pazar akşamı ana haberde izledim. Ünal özetle dedi ki, Türk Yurdu Koleji bayrak töreninde tüm öğrencilerimiz tarafından gururla andımız söylenecek. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlayıp ne mutlu Türk'üm diyene dizeleriyle sona eren milli bir söylemin kime ne zararı var? Türk Ocakları'nın ana sloganı olan biz hep birlikte Türk milletiyiz anlayışına uygun bir davranış olacaktır. Bu kavramlar asırlık çınar ve dalları olarak kabul edilmeli. Ünal dün sabah açılışla ilgili video ve fotoğraflar gönderince törende andımız okuyan seymen kıyafetiyle Eymen Demir adlı 6 yaşındaki öğrencinin videosunu izlerken gözyaşlarımı tutamayıp ben de ona eşlik ettim ta andımızı haykırarak okuduğum o güzel Ulu Batlı Hasan İlkokulu'ndaki yıllarıma döndüm. Andımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 10. yılı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılan ve ilk kez 23 Nisan 1933 töreninde kendisi tarafından okunup çocuklarla birlikte söylenen Türk Çocuğu Yasası adlı muhteşem metin. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçükleri korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çözüm süreci diye başlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi ne acı ki çözülme süreci olarak yaşandı. İşte o karanlık günler sonucu 2013'te andımız okunması Erdoğan iktidarı tarafından yasaklandı. Tarih 6 Ekim 2013 MHP'nin Zeytinburnu'ndaki Kazlı Çeşme Meydanı'nda Milli Değerleri Koru ve Yaşat Demokrasi Mitingi MHP lideri Bahçeli andımızın kaldırılmasına tepki gösterip dedi ki Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ciğerini biliyoruz. Planlarını anlıyor anında kavruyoruz. Türkiye kefen biçmeye çalışan şerefsizlere dur diyecek milli irade nerede? Şüphesiz buradadır başbakan ve hükümetine göre andımız faşist bir hükümetin yansımasıdır. Andımız militarist ifadelerle doludur. Başbakan ve gerçek faşist zorba ekibine sesleniyorum. Siz ne yaparsanız yapın, Türk milleti andımıza sahip çıkacaktır. İster Kandil'e uşak olun, ister İmralı canisinden müzakere afyonu yutun, Türk milleti alayını şaşkına çevirecektir. Milliyetçi hareketin gücü alayına yetecektir. Andımızı söyleyerek yürüyeceğiz. Meeting sonunda kalabalıkla beraber andımız okuyarak on binlerce vatandaşa tekrar ettirdi. Tarih 2 Mart 2014. Öğrenci andı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin simgeleyen TC ifadelerinin AKP hükümetince kaldırıldığını eleştiren Bahçeli dedi ki: "Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde MHP'ye iktidar nasip olursa nerede ikamet edersen et" Onun 25-30 metre karşısına ne mutlu Türk'üm diyene yazmasam, okula giden çocuklara evinin önünde andımızı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim. 2013-2014'ten günümüze Bahçeli ne andımızı okuttu ne de hesap sordu. Eğer meclise kilit parti olan MHP ve Bahçeli isteyip muhalefete destek verse, andımız ve TC rumuzuyla ilgili yasak kolayca kabul edilir. Bu vesileyle Fenerbahçe'mizin stadımıza Atatürk adı verilmesine bir üyesi olarak büyük gururla evet dediğimi de vurgulayayım. Değerli okurlarım, Flash Haber TV'de tatil arası verdiğimiz Adalet ve Demokrasi programına yeni yayın dönemimizde 14 Eylül 2023 Perşembe akşamı yine yeniden başlıyorum. İki konumuz var. Andımızla Irak ve Suriye'deki Türkmen sorunları konuklarım eski MHP milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Türk Yurdu Koleji kurucu temsilcisi Kerim Ünal ve Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahir Nakip. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.